arkadaşlar, biliyorsunuz ki şu an karantinadayız ve benim canım gerçekten çok sıkılıyor ve tahminim de sizin de canınız çok sıkılıyor. O yüzden bugün birbirinden farklı ve birbirinden eğlenceli şakalar hazırladım. Bu şakaları karantinada birlikte kaldığınız insanlara yapabilirsiniz ve ben çok hazırım, siz de çok hazırsanız hemen başlayalım. İlk şakamız için arkadaşlar ihtiyacımız olan şeyler bir muz, bir şırınga ve bir diş macunu. Ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar, bu muzu hiç açmadan içine diş macunu sıkacağız. Bence çok eğlenceli bir şaka olacak. Hemen şu arkasını çıkarıyorum şırınganın. Şöyle içine diş macunu sıkıyorum. Yeter mi bu kadar? Biraz yeter, daha. Yeter yeter. Tamam. Şimdi şunu şöyle geri ittiriyorum. İğneyi de takıyorum. Orayı kullanırken dikkatli olun arkadaşlar. Tamam. Ay, iğne de çok büyük. Çok korkarım iğneler. Şöyle resmen buza iğne vuruyormuş gibi batıracakmışız. Bunu ittirmek biraz zor. Oh. Yemin ederim muzun içine bir şey girmiş gibi oldu şu an. Bak, elimle hissediyorum. Çok tuhaf. Ay, muzu açacağım ondan sonra. Bir saniye arkadaşlar. İyice bunu ittirmemiz gerekiyor. Burası biraz zor. Arkadaşlar, bir saniyeyle videoyu bölüyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Hemen videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, ben diş macunun bu kadarını koyabildim. Şu an içinde diş macunu var ve şu şekilde göstereyim. Belli olmuyor yani hiçbir şey dışarıdan. Şimdi başını keseceğim ve diyelim şu an bunu ailenizden birine veriyorsunuz. Buyur diyorsunuz ve gelin hep beraber çalın. Şimdiden çıkmaya başladı. Ay, içine bakın. Diş macunu olmuş arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir şaka yapabilirsiniz. Bunu yiyen artık çok şanslı ama o zaman bu da başarılı. Şimdiki şakamız için arkadaşlar ihtiyacımız olan şeyler gerçekten çok basit. Eminim hepinizin evinde vardır. Bir tane marshmallow, bir tane siyah kalem ve makasa ihtiyacınız var. Ne yapacağız diye sorarsınız arkadaşlar. Bugün marshmallow'dan kurtçuklar yapacağız. Bunu ailenizin yemeğinin içine koyabilirsiniz veya sandviçlerin içine koyabilirsiniz. Bence çok güzel olacak. Hemen açıyorum paketimi. Beyaz marshmallow'lardan seçiyorum ben şöyle iki tane. Bunları keseceğim. Tamam, kestim arkadaşlar. Şimdi önemli olan şey bunu böyle incelteceğim ve böyle silindir yapacağım. Hemen abi, bunu sana yapacağım eve gidince ben. Yerim ki ben. Hemen arkadaşlar, şu şekilde silindir yapıyorum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz bir kurtçuğa benziyor. Daha kurtçuğa benzemiyor ama biraz daha inceltebilirsiniz siz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Siyah kalemimizi alıyoruz. İki tane göz çiziyoruz. Şu an gerçekten kurtçuğa benzedi bence. Bunu yani birisinin salatanın üstüne bırakırsanız bence gayet kurtçuk var ama ne yapıyorum ben? Kurtçuğu yiyorum. Evet arkadaşlar, bu şakamız da oldu. Evet arkadaşlar, şimdiki şakamız için ihtiyacımız olan şeyler çilek. Yine bir şırıngaya ihtiyacımız var ve acı sosa ihtiyacımız var. Çileğimizin içine gizli bir şekilde acı sos sıkacağız. Bunu nasıl yapacağız derseniz, hemen acı sosumu ben tabağıma boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli olacak. Bunun yerine siz ketçap veya mayonez, böyle çirkin şeyler yaparsanız, yani çileğe yakışmayacak şeyler yaparsanız yine onlar da olur. Hemen şırıngamın içine bu şekilde çekiyorum. Tamam, bu kadar yeterli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıktım. Tamam, şöyle biraz ittirdim mi? Havasını al yavrum. Ya şimdi havasını almayla şey yapamam arkadaşlar. Ben şuradan bir tane çilek seçiyorum. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Makasımızla veya bıçağımızla şurayı deliyorum arkadaşlar. Yaprağı kapatacak. O yüzden şöyle deliyorum arkadaşlar. Büyük bir delik açıyorum. Ne yapıyorum? Şırıngamı alıyorum. O açtığım delikten şimdi bunu içeri sokacağım arkadaşlar. İçine doğru. Arkadaşlar, sonuçta ben alttan bir delik attım. Siz o deliği açmayın. Şuraları da böyle silersek arkadaşlar hiçbir şey belli olmuyor. Siz belli oluyor mu sizce? Bence de hiç belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle iyice göstereyim size. Gördüğünüz gibi yapraklar deliğimizi kapattı. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu sizin için deneyeceğim. Bakalım işe yarıyor mu gerçekten? Diyelim abim bana bu çileği getirdi. Gerçi ben abim afiyet getirdi. Afiyet olsun yavrum. Getirdi, çileği yemem ama. Yeniler var. Şimdiki şakamız için ise arkadaşlar ihtiyacımız olan şeyler bir tane kutu mayo suyu ve iki paket jelatin. Bir paket jelatin de olabilir ama ben biraz fazla olsun diye iki tane aldım. Hemen bu jelatinlerimi arkadaşlar döküyorum. Ne yapacağız diye sorarsanız jöleli meyve suyu yapacağız. Gerçekten bu böyle dilimde karışık oluyor arkadaşlar. Biraz da anlayacaksınız. Ben hemen bunları boşaltıyorum. Şimdi buna biraz su ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Bundan bir jelatin yapmış olacağız arkadaşlar. Zaten şu an rengi nedense sarı, bilmiyorum. Zaten şeftali meyve suyu almıştım. Sarı sarı hiç belli olmaz. Gelin arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle slime'ımsı bir şey oldu. Şu an tam kamerada belli olmuyor olabilir ama bayağı şu an böyle cıvık bir şey. Ben bir de pasta jölesi almıştım arkadaşlar. Bundan da biraz ekleyeceğim. Bunun rengi sanırım evet ama kırmızı oldu arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Neyse, ben hemen bunu da karıştırayım. Gördüğünüz gibi gerçekten bayağı böyle jölemsi bir şey. Şu an elimdekiyle gösteremiyorum ama şimdi
Şimdi asıl olaya geldik arkadaşlar. Bu kutuyu nasıl gizlice açacağız? Hemen şuradan şu şekilde burayı kaldırıyorum. Şurada arkadaşlar şu gördüğünüz yuvarlaktan ben küçük bir delik açacağım. Ay bir tık fazla verdim. Sessiz olun, dikkatli denin arkadaşlar. Hemen bunun içini boşaltıp geliyorum. A few moments later. Şimdi bu jelatini asıl buraya doldurmamız arkadaşlar bir tık zor olabilir. Ben de şırınga kullanacağım ama siz böyle minik huniler oluyor. Hunilerden de yardım alarak doldurabilirsiniz. Ve ben böyle doldurdum arkadaşlar şırıngamın içine. Hemen ne yapıyorum? Hemen bu meyve suyunun içine şu şekilde iyice sokuyorum ve... Ay arkadaşlar yemin ediyorum hiç belli olmuyor. Bunu bütün arkadaşlarınıza, ailenize, herkese yapın. Ben hemen ikinci partide koyuyorum. Bunu da dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle içini iyice dolu olsun diye bir şey söyleyeyim. Bayağı ağırlaştı şu an, sanırsam ağzına kadar dolu. Hemen bu yeri de arkadaşlar şu şekilde elimle alıyorum. Ya şuna bir bakar mısınız? Gerçekten slime gibi gözüküyor. Çok hoş oldu bu. Bir de yeniyor. Şimdi ben bunu yiyebilirim. Böyle değişik şeyler yemeyi seviyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Burayı böyle kapattığınızda burayı yapıştırabilirsiniz siz isterseniz. Ama şu an benimkini yapışmaya ihtiyacı yok. Piritle yapıştırabilirim. Aynen, piritle yapıştırabilirsiniz. Hemen ben deniyorum şu an. Çok korkuyorum nasıl bir şey oldu çünkü bilmiyorum. Aldım pipetimi diyelim. Abim bana meyve suyu getirdi. Al yavrum meyve suyu. Hemen. Çok güzel. Hemen içiyorum. Ne kadar böyle lezzetli. Şimdiki şakanız için ihtiyacımız olan şeyler böyle 3 renk hamur, yani tek renk hamur da olabilir ama ben tam rengini tutturabilmek için 3 hamuru karıştıracağım arkadaşlar ve Tofita'ya ihtiyacımız var. Ne yapacağız diye sorarsanız Tofita'nın içine hamur koyacağız arkadaşlar. Diyelim ailenizden birine veya arkadaşınıza ikram ediyorsunuz diyelim. Hemen göstereceğim nasıl olduğunu. Hemen ilk Tofita'mı çıkarıyorum ben. Ben açtım, şu şekilde gördüğünüz gibi tam masa örtüsüyle aynı renk bir Tofita çıktı. Şimdi hemen bunun rengini hamurla tutturmamız gerekiyor. Ben biraz kırmızıdan, biraz mavi, ay mavi nereden çıktı? Biraz beyazdan, sarıdan karıştırarak aynı rengi yapmaya çalışacağım. Açık bir pembe olduğu için beyazı çok kullanacağım. Şu kadar beyaz yeterli. Biraz da kırmızı alacağım arkadaşlar. Bunları hemen karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir renk çıkacak. Ya bir şey söyleyeceğim, karıştırdım da bunun rengi bir tık şey gibi oldu. Ne oldu? Bence gayet koyu, iyi ya. Hayır, bence biraz koyu. Hayır. Biraz koyu kaçıyor. Bu biraz daha beyaz anlamazlar arkadaşlar. Anlamazlar bence. Karıştıracağım. Evet arkadaşlar, biraz hala bana koyu geldiği için biraz daha beyaz ekliyorum. Ben yine bayağı bir fazla beyaz ekledim ama bakalım, karıştıralım. Ve bir tık da sarı alacağım arkadaşlar. Çünkü o tonun kırması için inandırıcı yapmak istiyorum ben bu şakayı. Gerçekten de aynı rengi tutturabildim. Hemen ben şimdi bunun boyutunda bir kare kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Aynı zamanda aynı kalınlıkta da olması lazım. Hemen şu şekilde üstüne koyuyorum. Bastırıyorum biraz. Ve tamam. Şimdi keseyim. Bir şey söyleyeyim mi? Fark yok. Gerçekten fark yok. Biraz şöyle paket şeyi yapalım arkadaşlar. Paket baskısı yapalım. Ve tamam, şimdi bu şekerimizi paketlemeye geldi sıra. Burası biraz zor arkadaşlar. Dikkatli olmanız gerekiyor. Hemen şu şekilde paketliyorum. Şu şekilde paketledim. Hemen paketimin içine de geri sokuyorum. Abi şeker ister misin? Hayır yavrum, teşekkür ederim. Ya tamam, o zaman ben yiyorum arkadaşlar. Kendimi şakalıyorum bu videoda sürekli. Hemen aldım şekerimi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belli olmuyor. Hemen normal şekermiş gibi açıyorum. Bunu tabii ki de yemeyeceğim arkadaşlar. Ama şöyle çıkan şeye bakarsanız bu gerçeği, bu da şakası ve gerçekten hiçbir şekilde belli olmuyor. Şu şekilde göstereyim bunu da. Hamur gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da evdekiler arkadaşlar uygulayabilirsiniz. Başarılı. Şimdiki şakamız için arkadaşlar bir tane balon, umarım patlatmamışımdır çünkü ihtiyacım var. Bir tane balona krem şantiye, ben krem şantiyemi hazırladım önceden arkadaşlar. Pasta sütüne ve boş bir tabağa ihtiyacımız var. Ne yapacağımızı bence siz şu an tahmin ettiniz. Pasta mı yapacağım bana yağmur? Tabii ki de sana pasta yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun içine suyla da doldurabilirsiniz ama ben suyla doldurmak istemedim. Şu an kendim şişireceğim. Yeter herhalde bu kadar çünkü küçük bir pasta arkadaşlar, belli olmaması için şakalayacağız. Çok fena şakalayacağız vallahi. Birisi bunu bana getirseydi hiç anlamazdım. Şu alt kısmı arkadaşlar şöyle alta gelecek. Bunu krem şanti ile kaplıyorum. Her yeri batırıyorum arkadaşlar. Şu an siz de görüyorsunuz. Çok kötüyüm bu işlerde. Şöyle durar. Dengede durmuyor ki balon. Yemin ediyorum böyle pizza kulesi gibi. Ne oldu? Bir şey pisleşti bu arkadaşlar ya. Siz bunu daha titiz yapabilirsiniz. Ay Allah'ım, krem şanti oldu. Tabağı nasıl yaptım temizleyeceğiz ama ilk önce şöyle göstereyim. Hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi balon. Ve şimdi son olarak pasta sütlerimi de ekliyorum arkadaşlar. Pasta sütü işin böyle ince şeyi. Anlaşılmasın diye.
Hemen döküyorum. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı, rengarenk gözüküyor. Yemin ediyorum şu an yesim geldi bunu. Bu şekilde arkadaşlar evinizde ailenize ikram edebilirsiniz. Zaten çatalı batırdıkları ilk an bu patlayacak ve her yeri saçılacak. O zaman bu da başarılı yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Kendinize